oluyor? 1, 2 ve burada verilen elektronu da sayarsak 3 katmanı var. 3. periyotta olmalı. Son katmanında bir elektronu olacağı için aynı zamanda da bir A grubunda olacak. Doğru cevap Denizli. Bakalım periyodik sistemdeki bazı grupların özel adları bulunmaktadır. Buna göre aşağıda verilen grup adlarından hangisi bunlardan biri değildir? Toprak alkali metaller 2A grubuydu. Halojenler 7A grubuydu. Alkali metaller 1A grubuydu ama bizim argonlar diye bir grubumuz yok. Bakalım. 2A grubundaki elementler alkali toprak metalleri ya da toprak alkali metaller dediğimiz hangi yönleriyle birbirlerine benzer? Toplam elektron sayıları birbirine eşit midir? Hayır, değildir. Neden? Çünkü yukarıdan aşağı inildikçe atom numarası değiştiği için toplam elektron sayıları da değişir. Hiçbir elementin B'ye baktığımızda atom numarası birbirinin aynısı değildir. Bu nedenle atom numaraları da benzer değildir. Periyot numaraları da benzer değildir. Ancak son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır. Yani 2A grubundaki tüm elementlerin son katmanlarında 2 elektron bulunur. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli olacaktı. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir elementin ametal olduğunun anlaşılmasında kullanılamaz demiş. Bakalım. Periyodik tabloda 4. grupta bulunması evet kullanılabilir. 4A grubu. Mat görünümlü olması, affedersiniz, periyodik tabloda 4. grupta bulunmasını yazamayız. Çünkü 4. grupta neler var? Bir de yarım metaller var. Bunun dışında mat görünümlü olması ametal olduğunu kanıtlar. Isı ve elektriği iletmemesi kanıtlayabilir. Çekişle dövülerek işlenememesi de verilebilir. Ama 4. gruptaki elementlerin bir kısmı yarım metal olduğu için ametal olduğunun anlaşılmasında kullanılamaz. Evet, bakalım. Periyodik tabloda verilen elementlerle ilgili yukarıdaki öğrencilerin verdiği bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Üçü de birer ametaldir. Baktığımız zaman hidrojen özel bir ametaldi. Fosfor ve iyot da biri 5A, diğeri 7A grubunda. Üçü de ametal. Hidrojen hariç diğerleri oda sıcak, oda koşullarında katıdır demiş. Hidrojen oda sıcaklığında gaz haldedir. Fosfor katı haldedir. İyot da katı halde. Periyodik sistemde farklı gruplarda yer alırlar. Evet, farklı gruplarda yer alırlar. O nedenle üçünün söylediği de doğru. Baktığımız zaman yukarıdaki periyodik tablonun 3. periyodunun bir bölümü verilmiştir. Aşağıda bu elementlerle ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? İçlerinde sadece bir tane metal bulunur. Baktığımız zaman alüminyum metaldir. Silisyum yarı metaldir. Fosfor, kükürt ve klor, argon ametaldir. Ametalli, soy gazları biliyorsunuz soruya göre bazen ametallere dahil ediyoruz. Bazen ayrı bir grup soy gaz olarak değerlendiriyoruz. Ama burada sadece alüminyum metal yani A şıkkı doğru. Fosfor, kükürt ve klor birer ametaldir. Evet, bunlar birer ametal. Argon bir soy gazdır. Evet, argon bir soy gazdır. Alüminyum ve silisyum ametaldir. Hayır, alüminyum metal, silisyum ise yarı metaldir. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Evet, baktığımızda Mustafa elementleri yukarıdaki gibi gruplamıştır. Buna göre Mustafa aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Birinci bölümde ne var? Alüminyum, magnezyum, bakır. Bunlar ne? Metal. Ametaller ise flor, oksijen ve hidrojen. İki ametallerle bileşik oluşturmaz. Bütün metaller ametallerle bileşik oluşturur arkadaşlar. Üç, ısıyı iyi iletmez. Bakırın metal olduğu için ısı iletkenliği fazladır. Beş, tel ve levha haline getirilemez. Evet, beş tel ve levha haline getirilemez. Dört, başka maddelerle bileşik yapmaz. 4, 7A grubunun elementidir. Başka maddelerle bileşik oluşturur. O zaman hangi seçeneğimiz doğru? C şıkkı. Yani 5 oksijen tel ve levha haline getirilemez. Zaten oksijen oda koşullarında gaz halde olan bir element. Dolayısıyla tel ve levha haline getirilmesi mümkün değil. Evet.
Ben bir elementim isimli bir yazı verilmiş. Yukarıdaki şiirle kendisini anlatmaya çalışan element aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8 arkadaşımla beraberim. Hem metallere hem de ametallere benzerim. Elektronik devrelerin içinde çok gezerim. Periyodik sistemde sağ taraftadır yerim. Haydi tahmin edin bakalım ben kimim? Elektronik devrelerin içinde gezdiğini düşünürsek eğer, bunun bir yarı metal olması gerekiyor. Çünkü ametal olsaydı elektriği iletmezdi. Baktığımız zaman bir de diyor ki hem metallere hem de ametallere benzerim. O zaman bu element ne olacak? Germanyum olacak. Baktığımız zaman elektron dağılımları yukarıda kendileri tarafından ifade edilen atom adamlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A gaz halde bulunur. Son katmanda 8 elektron varsa bu bir soy gazdır arkadaşlar. Gaz halde bulunur. Doğru. A ve C bileşik oluşturmaz. A bir soy gaz olduğu için zaten hiç kimseyle bileşik oluşturmaz. Bu nedenle bu da doğru. A elektriği iletir. Soy gazlar elektriği iletmezler. O yüzden bu da yanlış. B elementi C ile bileşik oluşturabilir. Baktığımız zaman B'nin son katmanında 3 elektron var. Dolayısıyla metal olarak düşünmek zorundayız. C'nin son katmanında 6 elektron var. 4 elektron ve sonrası ametaldi. Dolayısıyla B ve C iyonik bağlı bileşik oluşturabilirler. Bu nedenle doğru cevap denizli olmak zorunda. Bir sonraki sorumuza bakalım. Katı halde bulunan bir metalim. 4. periyot 2. gruptur yerim. 2 harflidir sembolüm benim. Bilin bakalım ben kimim? Kendisiyle ilgili bilgileri bir şiir halinde ifade elementin adı ve atom numarası aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Burada şunu yapabiliriz. 4. periyot olduğu için 4 katmanı olacak. 2, 8, 8, 2. Bunları topladığımızda ne yapar arkadaşlar? 8, 8, 16, 18, 20. Atom numarası kaç olur? 20 olur. Dolayısıyla elementimiz ne olmak zorunda? Kalsiyum olmak zorunda. Evet, yukarıdaki bilgilerden hangileri ametaller için doğrudur? Elektriği iletmezler. Evet, ametallerin ortak özelliklerinden biriydi. Şekil verilebilirler. Ametaller kırılgandır, şekil verilemezler demiştik. O zaman 2, yanlış. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Yine ametaller için kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar demiştik. Tel ve levha haline getirilemezler. Evet, şekil verilemediği için bunu yapamayız. Dolayısıyla hangileri doğru? 1 ve 4 doğru arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Evet. Asal gazlarla ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Periyodik sistemde 8. grupta bulunurlar. 8A grubu. Evet doğru. Helyum, argon, neon, ametal, kripton, ksenon ve radon metal özellik gösterir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hepsi ametal özellik gösteriyor. Soy gazlar olarak da adlandırılırlar. Doğru. Elektron alma ya da verme yatkınlıkları yoktur. Doğru. Burada Neriman'ın verdiği bilgi yanlış. Evet. Periyodik tablodaki periyotları aynı olan nötr, titanyum, demir ve çinko atomlarının niceliklerinden hangileri birbirinin aynısı olamaz? Elektron sayıları aynı olamaz çünkü atom numarasına eşittir elektron sayısı. Atom numaraları farklıysa elektron sayısı da farklıdır. Grup numaraları aynı olabilir mi? Baktığımız zaman 2, 8, 8, 2, 4 affedersiniz. Buna baktığımızda 2, 8, 8, 18 yaptı. 6 eklediğimizde 24. Yani demir ve titanyum aynı grupta değil. Dolayısıyla grup numarası da olmaz. Protonsa birbirinin aynısı olamaz. Hiçbiri birbirinin aynısı olamaz arkadaşlar. Baktığımız zaman elektron düzeni verilen yukarıdaki element atomları için hangileri doğrudur? Baktığımızda elektron düzenine bakalım. Son katmanında 2 elektron var. Nedir? Metaldir. Son katmanında 8 elektron var. Nedir? Soy gazdır. Son katmanında 7 elektronu var. Ametaldir. Son katmanında 6 elektronu var. Ametaldir. Metal, soy gaz, ametal, ametal sıralaması vardır. X metal, Z ve T ametaldir. Evet, doğru.
X'in T ile oluşturduğu bileşikte X'in T ile oluşturduğu bileşikte elektron sayısı Y'ninkine eşittir. Bakalım. X'in T ile oluşturduğu bileşikte toplam kaç elektron var arkadaşlar? 12, 8 daha 20. Y'ye bakalım. 2, 8, 10. X'in T bileşik elektron sayısı Y'ninkine eşittir. Baktığımız zaman şöyle düşünmüş sanırım. X 2 elektronunu T'ye verdiğinde 10 elektronu kalır. Dolayısıyla Y'ninkine X'in elektron sayısı Y'ninkine eşit olmuş. Bu da doğru oluyor. Y soygaz, Z halojendir. Evet, Z soygazdır. Affedersiniz, Y soygazdır. Z ise son katmanında 7 elektron olduğu için 7A grubundadır. Yani halojendir. Bilgilerden hepsi doğru. Bakalım. Demir elementi ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade yanlıştır? Demir bir metal midir? Evet, doğru. 8A grubunda mı bulunur? 8A grubunda demir elementi yok. Demir bir metal olduğu için yanlış. İnşaatlarda kullanılan önemli bir elementtir. Evet. Oda koşullarında katı halde bulunur. Evet. Demek ki burada Betül'ün söylediği ifade yanlış. Bakalım. Elektron dağılımı yukarıda verilen nötr atomlar için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği doğrudur? Bakalım. Periyodik tabloda X 3. periyot. X 3. periyotta mı arkadaşlar? Hayır, 2. periyotta. Dolayısıyla A'yı eledik. X metal, Y ise ametaldir. X bir soygazdır. Son katmanında 8 elektron olduğu için. Y ise bir metaldir. Bu da yanlış. X bir asal gaz, Y ise bir metaldir. Evet, doğru. Tekrar edelim. Son katmanında 8 elektron olduğu için kararlıdır. Bir soygazdır. Son katmanında 1, 2 ya da 3 elektronu olanlar hidrojen ve bor hariç nedir? Metaldir. Dolayısıyla C doğrudur. Evet. X artı 1 ve Y eksi 2 iyonlarının elektron düzenleri yandaki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X bir elektron almış. Almadan, affedersiniz, X bir elektron vermiş. Vermeden önce son katmanında bir elektron var. Y 2 elektron almış. Dolayısıyla 2 elektron almadan önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronu vardı. 2 tanesini dışarıdan aldı. X metal, Y ametal elementtir. Evet, X'in son katmanında bir elektron, Y'nin son katmanında 2 elektron çıkarırsak 6 elektron var. Dolayısıyla X metal, Y ametal elementtir. Doğru. Y'nin proton sayısı X'inkinden fazladır. Baktığımız zaman X'in proton sayısı nötr tanecikteki elektron sayısına eşit. 2, 8, 1 yani 11 tane protonu var. Y'nin ise 2, 6, 8 tane protonu var. Dolayısıyla Y'nin proton sayısı X'inkinden fazla değildir. Bu seçeneğimiz yanlış. C'ye bakalım. Nötr halde X'in elektron sayısı Y'ninkinden 3 fazladır. Ne demiştik? 2, 8, 1, 11, 2, 6, 8. 11'den 8'i çıkarırsak 3 fazla mı? Evet, doğru. Y'nin son katmanındaki elektron sayısı X'inkinden 5 fazladır. Evet, Y'nin son katmanında 6 elektron var. X'in son katmanında ise 1 elektron var. Dolayısıyla Y'nin son katmanındaki elektron sayısı X'inkinden 5 fazladır. Evet arkadaşlar, gösterimiz burada bitti. Bir sonraki konumuz olan fiziksel kimyasal değişimler ve kimyasal tepkimelerle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Teşekkürler.